Evet. Adım Meltem Çetiner, 1601 dersi için. Konumu, makalemin başlığı Reaktif Immune System oluşturmak, software sistemler için. İlk olarak bundaki paper'ın yazılma amaçlarından bir tanesi, program yazarken oluşan bug'ların önlenebilirliğin üzerine konuşuyor. Çünkü program yazıldığında birçok önleme yöntemi kullanılmasına rağmen crash olabiliyor. Birçok fark edilmeyen bug ortaya çıkabiliyor. Bundaki kötü davranışlı olan veya hani kendimizin farkında olmadan ürettiği bug'ları daha bağışıklık kazanmış, daha kolay çözümleyebilen sistemler ortaya çıkarabilmek amaç. Şu anda kullanılan peki uygulamalar neler diye baktığımızda proactive approach'ta programı yazarken ki kullanılan yaklaşımlar. Bunlar neler olabilir? Mesela Safe Language dediğinde Java birçok açıdan kütüphaneleri daha rahat kullanması açısından mesela bizlere daha kolaylık sağlayabiliyor. Çünkü limitleri daha kolay belirleyebiliyor. Kütüphanelerde yazılan şeylerin sınırlamaları, hangi yapıların kullanılacağı daha açık bir şekilde verilmiş durumda. Bu yüzden size izin verebiliyor. Veya işte dediğim gibi kısıtlamalar daha kolay. Bunun için de farklı işte analiz tool'ları kullanabilir. Bu proaktif, yani kod yazılımındaki bir yaklaşım. Kod yazdıktan sonra debug'ı zaten hepimiz kullanıyoruz. Debug aşamasında da koddaki bug'lar düzeltilebilir. Bunun üzerine işlemler uygulanabilir. Runtime solution'larda ise programı çalıştırdığımız zaman karşımıza çıkan bug'larla ilgilenen bir yaklaşım tarzı. Bunda mesela farklı virtual machine'ler kullanılarak belli bir programın alanı üzerinde işlemleri yapmayı sağlıyor bize. Peki bunun avantajı ne? Programı sanal bir ortamda işlediğimiz için bug'lar sistemimizin tamamını yayılmamasını sağlıyor. Bu şekilde kullanarak da eğer orada bir bug varsa sistemimize hiç bulaştırmadan daha sanal bir ortamda bunu görerek bundan kaçınabiliriz. Aslında bu bizim birazdan anlatacağım bir yaklaşımlarıma benziyor. Ama şöyle bir farkı var. Full scale dediği, yani sistemin tamamının kullanılmasını sağlıyor. Yani bütün sistemi alıp sanal bir ortama koyup orada execute ederek orada bug'ları görüyorsunuz. Fault tolerans durumunda da sistemin tamamının bir bug'la crash olma durumu olmayabilir. Burada da bize tolerans sağlanması, yani sistem üzerinde bir oynama yapılarak onun fault'a düşüp düşmemesiyle ilgili durumlar, yaklaşımlar söz konusu. Bunlar şu anda kullanılan yaklaşımlardı. Peki bu paper'da ortaya çıkan yenilik ne? Reaktif bir ortamdan söz ediliyor. Yani biz programı uygulama süresi içinde alıp küçük parçalara bölerek, birazdan şemayı anlatacağım. Onun üzerinde bir healing yapmaya çalışacağız. Devamında bu şekilde bir katkısı var. Programımızın yaklaşımı şu şekilde, aslında tersten bir şemet istenmiş. İlk tarafta bir application server'ımız var. Bunun üzerinde sensörler tanımlanmış. Bu sensörlerden bahsedeceğiz. Bu sensörler bug'ları, yani yanlışlıkları tanımlayıcı alanlar. Daha sonra bunun üzerinden girişleri alarak emulate, bundan da bahsedeceğim. Küçük parçalar üzerinde yine bir sanallaştırılma söz konusu. Bunun üzerinde, bu küçük parçalar üzerinde hatanın yerleri bulunarak bunun üzerinde test ve analizler yapıp sonra tekrar bir feedback mekanizması işleyecek. Genel şemaya baktığımızda resim bu şekilde gözleniyor. Sensörlerimiz, dediğim gibi, bu bug'ların, failure'ların detect edilmesini sağlayacak. İki farklı tipte sağlanmış bu. Straightforward dediğimde aslında işletim sisteminin
bir mekanizması işliyor. İşletim sistemi akan kodu izlerken arka tarafta bir proses işliyor ve bunun üzerinde buglar bulunuyor. Diğer bir tipimiz de Honeypot dediği bir server mekanizması. Bunda da şekil bu şu şekil şu şekilde bir mekanizma işliyor. Bu Honeypot dediği sanal bir ortamda kodu çalıştırırken kendisi açıklarını aslında belirliyor. Açıklar belli ve onları aslında kendisi de izleme sürecinde. Yani bu açıklara ne gibi saldırılar olabilir, neler yapılabilir, bunları izliyor kendisi de. Bunun üzerinden yani şey gibi düşünülebilir, aslında ismiyle de çok hayal edilebilir bir şey. Ortaya bir bal küpü koyuyor, herkesin isteyebileceği bir şey. Buna kimler yaklaşacak, kimler ne gibi saldırılarda bulunacak? Yani sistemin açıklarını kendisi bir tuzak kurarak izlemeye alıyor. Nasıl gidecekler o tuzağa şeyler, program modülleri? Nasıl? Nasıl gidip oradan yiyecekler? Ya mesela bug'ların ortaya çıkmasıyla ilgili olarak düşündüm ben. Yani mesela orada bir bug varsa o saldırılar sonucunda bunlar ortaya çıkacak. Yani orada bug olup olmadığı saldırıları izlemesi nedeniyle ortaya çıkacak. Bir sonraki adımımız dediğim gibi detekten sonraki adımımız küçük kod parçacıklarını sistem denilen emülasyon üzerinde işleyecek. Selective dediği öncelikle bu sistem emülatörü instruction level bir şey. Yani instruction seviyesindeyken küçük kod parçacıkları alarak bunların işlenmesini sağlayacak. Bunların sanal bir ortamda işlenmesini sağlayacak. Ve bunlar üzerinde izleme yaparken ne gibi hatalar olabileceğini, bu hatalar üzerinde ne gibi çözümler yapılabilmesini bize gösterecek. Mesela Division by Zero hatası çıkabilir. Bunda bölüm kısmını mesela inceleyebilir. Bölüm kısmında bir zero olup olmadığının gözlenmesi gerekir. Memory dereferansingde mesela istenilmeyen bir ulaşılmaya çalışılan alan vardır ve bu alana ulaşılmaması gerektiği halde sistem buraya ulaşıyor olabilir. Onun önlenmesi gerekebilir. Buffer overflow'da da zaten hani bildiğimiz gibi instruction mesela işlerken add işlemi yapılacak diyelim. Farklı iki register'ı birbiriyle toplama yapacaksınız. Ama register'lar tahmin edilen veya istenilen boyutlardan daha fazla olabilir. Bu nedenle de buffer'larda overflow gözlenebilir. Bunlar sistem tarafından fark edilebilen hatalar. Makalede öyle diyor mu? Nasıl? Buffer overflow hakkında öyle bir açıklama var mı? Hayır, yok. Bunların üçü de şey... Software interrupt yaratan olaylar. Software interrupt olay yaratan olayları görünce software interrupt'a gitmek yerine kendi rutinini çalıştırıyor gibi geliyor bana. Yani interrupt'ları yeniden programlamış. Yani implementasyonunda. O şekilde hataları. Yani ben öyle anlıyorum. Ya şeyde paper'da genel olarak hataları hani bunun sistem tarafından bulunan hatalar olarak hani arda arda almış. Küçük bir paragraf içinde bunlardan bahsetmiş. Hani öyle açıklama olarak vermemişti ama ben overflow'dan o şekilde düşünmüştüm. Bulabildiği dediğim gibi hatalar bunlar. Sizin dediğiniz register overflow. Arithmetik logic dedi. Register overflow'da overflow biti v bit şey olur. Sıfırdan biri dönüşür ama yani onu demek istemiyor bence. Şimdi Trafik yaklaşıkta mesela bu yazılım güvenliğiyle ilgili hususlar için statik kod analiz tool'ları var. Ondan mesela işte sıfıra bölgeler, buffer olmuş, bir sürü şey. Oluyor mu diye. Ha, orada da bir deneme şey yapılıyor. Bunu yakalayınca ne yapacak? Şey, söyleyecek şimdi. Birazdan.
Tamam. Peki işte bu hatalarla karşılaşıldığında ne gibi dönüşler sağlanıyor? Yani healing dediği kısım da biraz aslında burada gerçekleşiyor. Dediğim gibi bunları aslında şurada incelemek implementasyonda bu şekilde dediğim gibi fonksiyonlar içine bazı yerlere embedded yapılıyor. Yani mesela burada bir integer a sayımız var. Bunun artmasıyla ilgili kolay bir fonksiyon. Bunun kendi içerisinde emulator init dediğinde burada initialize yapıyor emulator için. Daha sonra begin dediğinde fonksiyonun argümanlarını alıyor, neler olduğunu. Artı artı kısmında asıl burada hani işlem üzerinde bir bug var mı diye bakmaya başlıyor. Ve end dediğinde bitirip turn'le beraber de bize bir değer döndürmesi gerekiyor. Burada bug olup olmadığına dair. Nerede dönen değer? Hani dönen değer... Yani ben bir şey anlamadım yani. Ya burada emulator'la hani buradan sadece emulatörün başladığını söylüyor. Burada büyük ihtimalle hani program çıktısına dair de bir şey olabilir. Hani bu değeri evet bakıldığında bir yere atandığı gözlenmiyor. Ama hani programın burada bir bug olduğuna dair bize bir uyarı gelebilir. Yani şurada demek istediğim şey sistem dönüşleri sağlanabilir burada. Yani o X ile ilgili bir şey. Mesela hani bunlar neler olabilir? Klasik bizim hani işlemlerde kullandığımız şeyler gibi. Mesela sıfırsa hata olmayabilir. Birse division by zero hatası olabilir. Biraz da hataların, bug'ların ne olduğuna dair bir geri dönüş var burada bizde. Ve aynı zamanda dediğim gibi o işlemi farklı bir yerde gerçekleştirdiği için, sanal bir ortamda gerçekleştirdiği için mesela bize en büyük kazançlarından bir tanesi yapılan memory değişiklikleri geri alınabilir. Yani aslında sistemimize hiçbir şekilde bulaşık bir karışıklık sağlanmadan, sistemimizde bir hata yol açacak bir şeye neden olmadan burada bir hata var mı yok mu bu şekilde bir bağışıklık kazanıyoruz biz. Yani o hatayı gözlemlemiyoruz. Bunun için işte Apache Server üzerinde denemeler yapılmış ve sonuç olarak da %88 gibi büyük çapta healingler, yani güzel bir sonuç yakalanmış. Bu da performansa ait bir grafik ama tabii ki her artının eksisi var şeklinde düşünebiliriz. Daha fazla şeyi hani normalde akıp giden bir kodu sanal bir ortamda tekrarladığımız için de bu da bize performans kaybına neden olacak. Dediğim gibi performans kayıplarına neden oluyor. İleride yapılabilecek söylediği şeylerden bir tanesi de binary kod üzerinde çalışılmasının bu source code üzerinden ilerleyen bir mekanizma. Binary kod üzerinde ilerletmek de bunu daha iyi olabilir. İşte sistem ne kalmamış sadece sistem üzerinde denemekle de. Farklı emulatörler üzerinde de denemiş. Hatta Logarit üzerinde daha iyi sonuçlar elde ettiğini söylüyor. Ama işte zaten çok fazla hata, mesela division by zero dedi, memory de referencing dedi. Ondan sonra işte buffer overflow dedi. Bunun gibi hani belli birkaç tane kod üzerinde, hata üzerinde sonuçları yakalayabiliyor. Bunların geliştirilmesi gerektiğinden de bahsetmiş sonuç olarak. Hani daha fazla hata üzerinde healing yapması sistemin daha da geliştirilmesine yol açacak. Ve performansta da düşüklük yaşıyor. Bu da olumsuz yanlarından birisi. Sonuç olarak kendisini sanal bir ortama atarak burada mesela memory'de yanlış yerlere erişilmesini önlediği gibi sonuçlardan kurtulabildiğini söylüyorduk. Bu gibi yöntemlerle de kendisinin bug'lardan daha ayrışık, daha sağlam
Ve hani bizim programlarımızda ulaşmaya çalıştığımız şeyler olarak baktığımızda hani daha bug'lardan arınmış, daha hatalardan sıyrılmış bir program elde edilebileceğini söylüyor. Özellikle web üzerinde olmasının nedenlerinden bir tanesi de web'in daha saldırıya açık bir ortam olması. Bu yüzden daha yüksek seviyede bir sağlamlığının olması gerektiğinden bahsediyor. O yüzden web üzerinde denemiş. Kısaca bu kadar. Şimdi bunun try ve catch'ten farkı ne sence? Try ve catch'ten farkı daha yani işletim sistemiyle diğer arkadaşlar da şey yapabilir, katılabilir. Bir transaction mantığı gibi bir şey getiriyor olabilir mi hocam? Yazıyor bir yere. Bir yere yazıyor. Sıkıntı olursa undo. Onları geri alıyor. Undo yapıyor. Hatayı kendi yaptığı şeyde o bir yerde bırakıyor ama başka yerde bulaşmasın ya da peki bu sanal ortam geri aldı, geri aldı diyelim. Geri aldı diyelim. Nasıl peki program orada duracak mı? Ne yapacak? Ne diyor ya, o konuda? O konuda işte programda belirlenen şeylere göre devam edebilir. Nasıl? Ya mesela hani orada return değerleri vardı. O return değerlerinde nasıl bir yol izlenmesi? Hani birçok değer döndürülebilir bir orada. Şey yapsana, açsana burada bakalım. Speaker yürüdü. Kod mu? Şurada burada. Mesela. Ya mesela integer bir değer geri döndürüldüğünde yani nasıl söyleyeyim? Mesela sıfırla division by zero olduğu söylenebilir. Bununla ilgili belki bir hata dönülebilir. Mesela over flow olduğunda o kısmın hani fazlalık olan kısmı atılabilir. Ama overflow dediğim değil zaten. Ya buradaki dönüş değerlerine bağlı olarak bir şey yapılması gerektiğini düşündüm ben. Yani o şekilde İnşallah anladım. İnşallah kısmı vardır herhalde ama. Var zaten. Initialize demiş ama. Kısmı var. Ne yapıyor bilmiyorum. Ne yapıyor bilmiyoruz. Web sayfasından falan baktım. Baksaydın keşke şeyi içeriye. Çok fazla. Buradan anlaşılmıyor şey çünkü. Evet. Şeyde de ya bunun yavaş olacağı kesin şey demiş yani. Ki future plan demiş. İşte ileride hızlandırmayı düşünüyoruz demiş. Emulate ettiğin sürece bir şekilde daha geri. Mutlaka çünkü yavaş olacak, bayağı yavaş olacak. İki şekilde hani inceleme söz konusu. Yani. Sanal ortamı atıyor. Öyle yapacağım ha. Bütün yapacağım işlerin önüne try catch koyarım. Gene sağlam olur gibi geliyor bana ama tam bir şey yapamıyorum. Bu şekilde. Başka sorusu sormak olan? İstediğiniz bir şey. Evet. Teşekkür ediyoruz.